Bakalım neler aktaracaklar bize. Burak, söz sende. Özlem Dalga, teşekkürler. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Sayın Süleyman Kocasert'le beraberiz. Ben hemen kendisine dönüyorum. Efendim, böyle dönem dönem konuşuyoruz. Konularımız birikiyor. Bugün de çok konuşulacak konu var. Dilerseniz sanayi üretim endeksiyle başlayalım. Dün gelen sanayi üretim endeksi verilerini sanayici olarak nasıl değerlendirdiniz? Öncelikle endeks beklentilerin biraz üzerinde geldi. %4.9 civarında bir beklenti vardı. 7 gibi umut verici bir rakam geldi. Bu hepimiz adına sevindirici. Sanayiciler olarak olumlu karşılıyoruz. Çıkan sonuçtan memnunuz. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta dalgalanma seyrediyor. Zaman zaman bizi sevindiren rakamlar açıklandığı gibi zaman zaman da beklentilerin altında kalıyor. Bence önemli olan belli bir istikrar çizgisine kavuşmak. Türkiye 80'li yıllardan sonra sanayici kimliğine kavuştu. Fakat hala temel sanayi üretiminin dışına çıkamıyoruz. 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmek için çok daha inovatif ürünlerle yola devam etmemiz gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum. Sadece kapasiteyi sonuna kadar kullanmak değil, aynı zamanda çok daha nitelikli ürünler üreterek, sadece kapasiteyi %100'lere çıkararak değil, aynı zamanda bu kapasiteyi nitelikli ürünlere çevirerek de ihracata katkıda bulunmaya devam etmemiz gerekiyor. Umarım yılın geneline yayılır ve siz de biliyorsunuz dün açıklanan rakamdan sonra bugün bazı kuruluşlar tarafından büyüme oranları yukarı yönlü hafif revize edildi. Umut verici gelişmelere sahne olur diye düşünüyorum. Efendim, buradan SRP'nin Türkiye kararına geçelim. Sanayici bu karar konusunda neler düşünüyor, neler söyleyeceksiniz? Standard & Poor's Kredi Derecelendirme Kurumu'nun geçmişine ve siciline de bakmak gerekiyor bence. Biliyorsunuz karnesinde zayıflar olan bir kurum ve diğer kredi derecelendirme kurumlarına göre çok daha ağır hareket ediyor. Altını çizmek istediğim husus şu. Nedense ülkemizle ilgili olumlu gelişmeler olduğunda Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde değerlere sahip olduğumuzda, kamu borç stoğumuzu kastediyorum, kredi derecelendirme kurumları olumlu yönde hareket etmekte çok ağırkanlı davranıyorlar. Ama çok ufak bir olumsuzluk karşısında hemen tepki veriyorlar. Bunu anlamakta açıkçası zorlanıyorum. Ama neden böyle bir durağından negatife çevirdi diye bakarsak, kendilerine göre gerekçeleri var. İşte artan faiz oranlarının büyümeye olumsuz etkisi olacağını düşünüyorlar. Yine bu faiz oranlarındaki artışla birlikte finansman maliyetinin artacağını ve belki de seçimlerden sonra bu ülkede farklı havalar eseceğine dair düşüncelerden yola çıkarak negatife doğru çevirdiler. Ben yerinde bulmuyorum açıkçası. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki kendi içlerinde de bir çelişki yaşadıklarını görüyoruz. Şöyle ki 2014 ve 2015 yılı onların Türkiye büyüme tahminleri %2.4 ila %3 arasında. Ama buna karşılık özellikle bu gelinen kur seviyelerinden sonra Türkiye'nin cari açığında olumlu gelişmeler bekliyorlar. 2014 ve 2015 yılı cari açığın milli gelirine oran tahminlerine baktım. %2.4'e kadar gerileme öngörüyorlar. Şimdi şöyle düşünmeden edemiyorum. Standard & Poor's Türkiye ile ilgili özellikle cari açık ve büyüme konusunda böyle bir tablo çizerken niye kendisiyle çelişti ve ters düştü? Bunu anlamak da çok kolay değil. Diyorsunuz efendim, buradan ihracata geçelim. Şimdi siz geçen sene Denizli ihracat yapan iller arasında ikinci oldu. İlk üç arasındasınız. Şimdi buna geleceğiz ama kuru sormak istiyorum öncelikle. Şimdi dalgalı kur ihracatı ve ihracatçıyı nasıl etkiliyor? Çünkü doların geldiği nokta malum. Merkez Bankası'nın yaptığı hamleler var. Bir taraftan Amerika'dan gelen kararlar var. Bir taraftan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nın açıklamaları var. Diyor ki kendisi, biz yüksek kurdan değil istikrarlı kurdan yanayız. Şu an itibariyle bu sene için olması gereken ne ve gelinen durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kurun beklentilerin üzerinde bir artış gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Dünyadaki makro ekonomik gelişmeler bunu zorunlu kıldı. Aslında yaşadıklarımız sürpriz değildi. Belki de son bir aydan beri beklenenin üzerinde bir hızla hareket etmesi bir takım çevreleri tedirgin etti. İhracatçılar olarak da söylemimiz hep şu oldu. Biz kurun aşırı değerlenmesinden değil, dalga boyunun kısa olmasından yanayız. Yani bir sabah uyandığımızda 2.40'lı rakamlarla güne başlayıp bir hafta sonra
2.18'li, 2.15'li rakamlarla tekrar döviz bozmak istemiyoruz. Dalga boyunun mümkün olduğunca kısa olmasını istiyoruz, dar olmasını istiyoruz. Ve mümkün olan en kısa süre içerisinde, umarım bu Mart ayında içerisinde gerçekleşir, artık dövizin, özellikle dolar ve euronun belirli bir tabana oturmasını, belirli bir taban ve tavan aralığında seyretmesini arzu ediyoruz. Çünkü bir takım çevrelerin düşündüğü gibi ihracatçı için yüksek kur her zaman avantaj değil. Hep söylüyoruz. Bütün ihracatçı birliği başkanlarım da aynı şeyi söylüyorlar. Dün ne söylüyorsak bugün de arkasındayız. Bizim ham madde girdilerimiz dövizde, enerji girdilerimiz dövizde, borçlanmalarımız dövizde. Bütün bunlar maliyetlerimize de yansıyor. Elbette ki aşırı değerli Türk lirası bizi rekabetten uzaklaştırıyor ama biz her zaman istikrardan yanayız. Ben Merkez Bankamızın geçen hafta almış olduğu karardan sonra dövizin 3, euronun 3 civarında, doların da 2.20 civarlarında sakin bir seyir izleyeceğini düşünüyorum. Efendim söylemiş. Şimdi an itibariyle dolar TL 2.20'nin altına indi. Nasıl değerlendiriyorsunuz rakamı? 2.20'de bir direnç vardı. Demiştim ki 2.20 direnci kuvvetli kırılırsa 2.35'leri görebiliriz. Ne yazık ki yanılmadım. Şimdi 2.20'de de bir destek noktası oluştu. Eğer aşağı yönlü 2.20 desteği de geçilirse 2.10'lara kadar gidebiliriz. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bizim genel anlamda ihracatçılar olarak döviz sepeti ilk çeyrek tahminimiz 2.5. Dolar tahminimiz 2.02, 2.12 bandı. Euro tahminimiz de 2.85-3 bandı. Yani şu anki seviyeler hiçbirimiz için sürpriz ya da şaşırtıcı değil. Efendim dilerseniz buradan ihracatın önünde başka bir engel gibi gözüken Bulgaristan'ın sınır kapısını transit geçişlere kapatmasına geçelim. Şimdi bu çok sıkıntılı bir durum teşkil etmeye başladı. Yaklaşık 2 haftadır kriz yaşanıyor. Dolayısıyla şu an itibariyle orada gelinen durumu nasıl yorumlamak lazım? Sizde yeni bilgiler var mı? Çok sıcak gelişmeler var. Bir ihracatçı olarak bizzat yaşadığım bir takım, bugün hem de yaşadığım bazı olayları sizinle paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 2 haftadan beri bu sınır kapısındaki problemin devam etmesi, tırların çok uzun kuyruklar oluşturmasına ve önemli orandaki ihracatında feribotlara, deniz yoluna kaymasına sebep oldu. Ama öyle yığılmalar var ki artık sürdürülebilir ya da çözülebilir boyutta değil. Bütün ihracatçılar, yani Türkiye'nin en önemli avantajlarından bir tanesine düşük adedi çok kısa sürede Avrupa'ya teslim edebilmesi. Başka bir ifadeyle termin. Eğer yani Uzak Doğu'nun 3 aylık 4 aylık terminlerinin yanı sıra bizde 3 haftalık 4 haftalık terminler var. Avrupa bizi bu yüzden tercih ediyor. Şimdi ben termin avantajımı, başka bir ifadeyle zamanında teslim avantajımı kaybedersem ihracatta büyük darbe yerim. Şöyle bir örnek vereyim. Ben bu sabah müşterilerimden bir tanesinden çok önemli bir mail aldım. Çünkü geçen hafta yüklemem gereken bir mal vardı ve ben bu yüklemeyi gerçekleştirdim. Denizden tırın üzerine koydum. Bu geçtiğimiz cuma günü gerçekleşti. Bugün günlerden salı. Benim tırım hala gemi kuyruğunda bekliyor. Gemiye dahi binemedi. Halbuki teorik olarak cuma gemisine binseydi ben bugün itibariyle o malı müşterime teslim etmiş olacaktım. Bu durumu kendilerine arz ettiğimde bana gelen cevap şuydu. Bir sonraki yüklemede de benzer durum yaşanırsa lütfen yüklemeyi uçakla yapınız. Bunun sanayiciye, ihracatçıya getireceği ekstra maliyeti tahmin bile edemezsiniz. Ben bunları düşünmek bile istemiyorum. Buradan bütün ihracatçılara... Ben uçakla yapmak, sözünüzü kestim ama 5 katına mal oluyor değil mi galiba karayoluyla taşımanın? Yani kesin bir rakam söylemek çok kolay değil çünkü kiloya, hacme göre değişiyor ama kat kat üzerine mal olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki kar marjının çok daha üzerindeki bir oranı götürebilecek kadar. Yani buna da açıkçası can dayanmaz. Şu anda önemli olan acil termin süreli malları Avrupa'ya teslim edemiyoruz ve yetiştiremiyoruz. Çok acil yetkililer tarafından çözüm üretilmesi gerekiyor. Bulgaristan kapısının bir an önce açılması gerektiği gibi bu kriz aşılıncaya kadar da ek seferler konmasında büyük yarar var. Gerek Çeşme'den gerek İstanbul'dan. Yani ben şunu düşünmeden edemiyorum. Yine bu hafta sonu ciddi yüklemelerim var. Günlerce sıra beklerse müşterilerime karşı çok zor durumda kalacağım. Ben bir ihracatçı olarak, benim gibi binlerce ihracatçımız var. Peki efendim, buradan da Denizli'ye geçelim isterseniz. Geçen sene ihracatta ikinciyle oldunuz. Bu sene hedefler nasıl? İhracatı geliştirmek
adına neler yapacaksınız? Denizli son birkaç yıldan beri Türkiye ihracat performansının üzerinde bir performans sergiliyor. Bundan dolayı da Denizliler olarak son derece memnunuz. Denizli ihracatçısı 2008-2009 krizinde önemli bir darbe yedi. Ancak çok kısa sürede toparlandı ve o krizden de ciddi sonuçlar çıkardı, mesajlar çıkardı. Artık çok daha üretken, çok daha verimli, enerjiyi, zamanı çok daha iyi kullanıyor. Daha rekabetçi ve en önemlisi de bence markalaşma yolunda önemli adımlar atıyor. Marka olarak da ciddi ihracata imza atıyoruz. Geçen yıl ihracatımızda %18'lik bir artış oldu. Hakikaten çok sevindirici bir gelişmeydi. Denizli'de artık yüzler gülüyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak bu başarının devam ediyor ve sürdürülebiliyor olması çok önemli. 2014 yılı ile ilgili olumlu beklentilerimiz var. Ocak ayı bütün Türkiye'de olduğu gibi yine rekorla başladık. Türkiye'de en çok ihracat gerçekleştiren 3. il olduk. Bunda öyle sanıyorum ki yeni pazarlara yönelmenin olduğu kadar yeni sektörlerdeki gelişmelerin de ciddi payı var. Çünkü hepiniz biliyorsunuz birkaç yıl öncesine kadar Denizli tekstilin, özellikle ev tekstilinin başkenti olarak bilinirdi. Ama oysa şimdi demir dışı metallerde, bakırda, kabloda, kuru yemişte, modern gıdada çok önemli ihracat rakamlarına imza atıyor. Diğer sektörlerde rekabetçi bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Evet. Sanıyorum Denizli'nin başarısının altında yatan sırlardan biri de bu. Peki efendim, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Evet, Özlem Dalga, Denip Başkanı Süleyman Kocasert'i hep beraber dinledik. Ben sözü tekrar...